Evet sevgili dostlar, bu bölümde de size ülkemizin paha biçilemez zenginliklerinden biri olan Mersin'de bulunan Kız Kalesi'nden bahsedeceğim. Siz bu güzel kalenin görüntülerini izlerken ben de size güzel kalenin hem tarihini hem de yapılışına konu olan efsaneyi anlatacağım. Erdemli'nin önemli turizm merkezi olan Kız Kalesi, Erdemli'ye 23, Mersin'e 60 kilometre mesafededir. Kız Kalesi zengin bir tarihe sahiptir. Beldenin antik ismi Korikos'tur. M.Ö. 4. yüzyılda Grekler tarafından kurulan Korikos, en parlak dönemini Romalılar zamanında yaşamış. Kız Kalesi, tarih içinde Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Fransızlar, Karamanlılar ve Osmanlıların hakimiyetinde kalmış. Önemli bir yerleşim bölgesi ve ticaret merkeziymiş. Kız Kalesi'ndeki ören yerlerinde her dönemden kalelere, sarnıçlara, kiliselere, su kemerlerine, kaya mezarlarına, lahitlere, taş döşemeli yollara rastlamak mümkün. 1104 yılında Bizanslılar tarafından yapılan Kız Kalesi'ne Helenistik çağda Krambusa deniliyordu. Küçük bir ada üstünde olan Kız Kalesi'nin halk arasında çok iyi bilinen, çok güzel bir efsanesi var. Efsaneye göre Korikos'ta yaşayan krallardan biri, bir kız çocuğunun olması için gece gündüz tanrılara dua edermiş. Sonunda dileği yerine gelmiş. Dillere destan, çok güzel bir kızı olmuş. Kralın kızı büyüdükçe daha da güzelleşiyormuş. Güzel olduğu kadar yardımseverliğiyle de herkesin olduğu kadar tanrıların da hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Bir gün Korikos kentine bir kahin gelir. Kral da onu saraya davet eder. Yaşlı kral kızının geleceğini öğrenmek ister kahinden. Kahin kıza bakınca irkilir, korkar fakat krala bir şey söyleyemez. Kral, kahini zorlayınca, "Kralım, güzel kızınız bir yılan tarafından sokulacak ve kızınız ölecek," der. "Bu yazgıyı kimse bozamayacak, siz de engel olamayacaksınız," der. Kral kızına bundan söz etmez fakat üzüntüyle derin düşüncelere dalar. Sonunda Korikos Kalesi karşısında kıyıya yakın küçük bir adacık üzerinde ak taşlardan bir kale yaptırır. Hizmetçileriyle beraber güzel kızını bu kaleye kapatır. Olan bitenden haberi olmayan kız çok üzülmekte, günden güne eriyip gitmekte. Olan bitene de bir anlam verememektedir. Kızın canı bir gün altın sarısı, Tarsus beyazı üzümü ister. Saraydan gönderilen üzüm, sepeti içinden çıkan bir yılan onu sokar ve öldürür.